İndirilmiş dinde farzları, haramları, yani emir ve yasakları Allah belirler. Uydurulmuş dinde ise yasaları ve yasakları, neyin serbest yani caiz olup neyin yasak olduğunu devlet, meclis belirler. Devletin de Rabbi olan Allah'ın dininde Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ona itaat edilmelidir. Allah'a teslimiyet gösterilmelidir. Allah'ı Rab kabul etmeyenlerin dinine göre ise anayasa ve yasalara herkes uyup itaat etmelidir. Tağut demek onlara göre şeytan demektir. Bugünkü yöneticiler tağut değil, ülül emirdir o dine göre. İtaat de onlara itaat vaciptir. Devleti de Atatürk kurmuştur. Atatürk ilkeleri kutsaldır. Onlara ters düşülmemelidir. Yer yer vatan, bayrak, millet, dini kavramlar gibi yüceltilir. Hutbelerde, vaazlarda konuları teşkil eder. Put kıran İbrahim'in de dini olan İslam dininde putlar, heykeller yıkılır. Putlarla ve putçularla mücadele edilir. Müslüman geçinen Nemrutların dininde ise heykeller yapılır. Putlara ve putçulara karşı çıkanlar cezalandırılır. Aziz din İslam'a göre herkes, peygamber bile Allah'a, onun vahyine uymak zorundadır. Mevcut din anlayışına göre ise herkes devlete, kanunlara, halkın çoğunluğuna, halkın tercihlerine uymak mecburiyetindedir. Yoksa demokrasi çarpar. Tevhidi esas alan dine göre hiçbir şey ve hiçbir kimse Allah'a şirk koşulmaz. Tağutlarla uzlaşan dine göre ise Atatürk, meclis, devlet, demokrasi, heykel, futbolcu, sanatçı, kendilerinde ilahi özellik bulunan yüce şahsiyetler veya değerlerdir. Halis din olan İslam'a göre Allah kuddüstür. Kutsal olan yalnızca O'dur. Sadece Allah yolunda ve Allah için ölen şehittir.